Özgür Danışmanlık Ordu Burada'yı sunar. Altaş TV ekranlarından, Ordu Burada programımızdan iyi akşamlar değerli izleyenler. Her salı olduğu gibi bir hafta arayla yine karşınızdayız. Ordu Burada programında çok kıymetli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta ise gerçekten tabii zaman zaman programlarımızda yer aldı, haberlerimizde yer aldı. Efendim ordumuz 100 yaşında. Tabii il oluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bununla birlikte kıymetli sanat dünyasından İsimler tanıtım videoları hazırladı. Habercilerimiz ve değerli akademisyenlerimiz de zaman zaman ordumuzun il oluşu ile ilgili bazı vurgulara değindiler. Biz de bugün ordumuzun il oluşunu ama ordumuzun değeriyle, kıymetli bir isimle vaktimiz yettiğince değerlendireceğiz. Efendim Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cemalettin Şahin bizim konuğumuz. Zaman zaman ekranlarımızı aldık ama tabii bugün önemliydi, bugün kıymetliydi. Daha önceki dönemlerde dedik ki böyle bir program yapalım ama ordunun kuruluşuyla ilgili de kıymetli bilgilere sahipti. Bugün kendisi de bizlere vaktini, zamanını ayırdı. Kıymetli hocama ben bizimle olduğu için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medya üzerinden yayındayız. Sorularınız, merak ettikleriniz varsa hocamıza sormak ve paylaşmak isteyebilirsiniz. Ordu Altaş TV Facebook sayfası yayınında paylaşalım. Aynı zamanda her programda olduğu gibi programımıza sponsor olan Özgür Danışmanlığa, Sayın Özgür Balta'ya da teşekkür ederek sevgili hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu koronalı günlerde çok şükür şu an sağlığımız yerinde. İnşallah hastalarımıza Rabbim şifa versin. Sağlıklı olanlarımızın da sağlığı baki kalsın diyerek sözlerimize başlayabiliriz. Evet. Sevgili hocam. Hamdolsun bugünümüze. İnşallah diyelim. Az önce de dediğim gibi kıymetli bir program bugün. Ama ordunun da yetiştirdiği değer. Tabii coğrafya bölümünde göreviniz devam ediyor. Dilerseniz hem sizi tanıyarak hem de kariyerinizi de bize aktararak programı oradan başlatalım. Sizi tanıyalım ardından zaten konumuza gireceğiz. Şimdi dünyanın en zor işlerinden bir tanesi herhalde bir insanın kendini tanıtması olur. Onun için ben sorunuza soruyla cevap vereyim. Ben kendimi tanıtamam. O zaman siz bana sorun, ben söyleyeyim. Bu uzar gider, öyle de yapmayalım. Kısaca şöyle söyleyebilirim. Siz de anonsta verdiniz. Ben Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Profesör doktor olarak görev yapmaktayım. Aslen orduluyum. Daha önce de sizinle birkaç programımız olmuştu. Marmara Üniversitesi'ndeki görevim yanında gene bir devlet üniversitesinde bir araştırma enstitüsünde müdür olarak görev yapıyorum. Süreç devam ediyor. Sevgili hocam, burada tabii yeni görevinizde hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ önemli olun. Bir görev. Yani bütün görevler önemli. Özellikle eğitim camiasındaki her görev biz eğitimciler için önemli. Yaklaşık 3 hafta oldu. 3 haftalık bir süreçte yeni görevimize başladık. Yani Allah utandırmasın diyoruz hepsi. Burada da bize hayırlı olsun demek, daha yeni görev, hayırlı olsun demek de bize kaldı. Çok da güzel, dediğim gibi akademik kariyerde birçok görevlere imza atıyorsunuz. Hocam şimdi ordumuz 100 yaşında. Yani 4 Nisan 1920-21 orada alınan kararlar ve dolayısıyla biz 100. yılımızı kutluyoruz. Ben hep söylüyorum, ne mutlu bana ki iyi ki orduluyum. Yani ordu coğrafyasında yaşayan, yaş itibariyle belli ortalama yaştayız. Dolayısıyla yöremiz, coğrafyamız çok kıymetli. İl olmadan önceki durumla başlamak istiyorum. Yani 100 yıl önce tabii bir karar alınıyor, ordu artık il diyor. İl olmadan önce ne durumdaydık hocam? Şimdi bu sorunuza cevap vermeden önce sizin biraz önce bir ifade buyurduğunuz cümleye atıf yapmak istiyorum. Ne mutlu ki orduluyum dediniz. Tabii Türkiye'nin birçok yerinde insanlar... Şu an itibariyle 81 ilimiz. Evet. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar kendi memleketlerini çok özel olarak
görürler ki bu doğal bir şeydir, insanın fıtratında olan bir şeydir. Evet, herkes kendi coğrafyasını, kendi ilini, ilçesini sever. Bu son derece doğaldır. Ama bir sosyal bilimci olarak uzun yıllardan beri yaptığım bazı araştırmalar ve gözlemler bana şunu gösterdi. Sadece Ordu değil, Karadenizliler gerçekten özel insanlar ve Karadenizlerdeki memleket sevdası başka bir şey. Yöresine yani, bağlı. Kesinlikle. Yani Ordu'lu, Giresun'u, Trabzon'u, Rize'si, yani bölgesine, Karadeniz'e, iline çok bağlı insanlar. Bu hakikaten araştırması gereken bir şey. Ben 35-40 yıldan beri İstanbul'dayım. Bir Ordulu için yaz tatili demek memlekete gitmektir. Bir Giresun'un içinde öyle, Trabzon'un, Rize'li içinde böyle. Türkiye'nin diğer coğrafi bölgelerinde bu kadar yoğunlukta bir hassasiyet yok. Onun için biz iyi ki Karadenizliyiz, iyi ki Orduluyuz. Özeliz diyoruz. Özeliz, yani evet. Şimdi konuyu açtınız, tabii gireceğiz devreye ama yolda gurbetteyiz tabii. Tabii. Bir 52 plakayı görürsek, mor beyazı görürsek, Ordu Sporu görürsek ayrı bir heyecana geliyoruz. Bunu siz de yaşıyorsunuzdur. Evet öyle. Yani bilemiyorum, ben yani garip mi desek, güzel mi desek tam şey yapamadık ama evet öyle. Yani bir yerde, bir yabancı bir ilde Ordu plakasını görmek, mor beyazı görmek, bir fındık çotanağını ya da potağını görmek bizi mutlu ediyor. Şimdi ben kendimle ilgili bir kısmı anlatmak isterim. Gerçi buyursun çok hocam. Özele girmek istemem ama benim eşim Ordulu değil. İstanbul doğma büyüme. Çocuklarım İstanbul'da doğup büyüdüler. Her yıl yaz tatiline gidişte şöyle yazılı olmayan, aramızda sözlü bir anlaşmayla bir mutabakata vardık. Onlar isterler ki biz bir tatil beldesine gidelim. Haklarıdır, isteyebilirler. Ama benim de şartım şudur. Dünyanın ya da Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Gidin ama mutlaka Ordu'ya gideceğiz. Çünkü ben Ordu'ya gitmeden yazın, Ordu'nun havasını teneffüs etmeden yaz tatilini anlayamam. Yazın geldiğini de anlayamam. Ben ne zaman ki Ordu'ya gidersem, tatil yaparsam o zaman tatil olur, rahatlarım. O bizim Ordululara has bir şey diye düşünüyorum. Ben kendimden bir örnek vererek konuya girdim. Kusura bakmayın, belki gündemin dışına çıktık yok, ama. Tam aslında Ordu'luluğu savunuyoruz. Şey gittiğinizde çalışmadığınız oluyor mu hocam? Efendim? Gittiğinizde, memlekete gittiğinizde. Yani az önce söylediniz, hayaller hayatlar, gittiğimiz zaman yani tatil modu vardır ama orada çalışmadan da edemeyiz. Şöyle bir şey var, ben o yönde biraz şanslıyım. Sağ olsun benim oradaki kardeşim, erkek kardeşim ve ablamların bana bazı imkanları sunması. Dolayısıyla ben açıkçası tatil yapıyorum oraya gittiğimde. Çalışmıyorum ama mesela ben en son rahmetli babamın vefatı dolayısıyla fındık bahçesine girmiştim. 1988'den bu tarafa ben fındık toplamadım. Yani sadece nostaljik olarak çerezlik gidip dalından koparmanın dışında. Yok, ben çalışmıyorum, tatil yapıyorum gerçekten. Geçen sene bahçede gördük ama sizi sevgili hocam. Geçen sene bahçede. Gittiniz bana bir fotoğrafta. Ama Murat'cığım artık bu bölgedeyim diye. Şey ama gezme amaçlı gidişti, şey değildi. Ben hakikaten orada tatil yapıyorum. Biraz da ordunun şeyi olsun. Denize de giriyorum. Yaylaya mutlaka çıkıyorum. Diğer bölgeleri de gezme fırsatınız. Ulubeylisiniz. Aslen Ulubey, Akpınar köyü, bugünkü idari birimle mahallesinde doğdum, büyüdüm. Akpınarlıyım. Ama Ordu'ya gittiğimde Ordu merkezde, şehirde olmaktan çok kendi köyümde olurum. Çocukluğumun geçtiği yerleri dolaşmak bana huzur verir. Yaylaya çıkmak bana huzur verir. Sağ olsun kardeşlerim bana bu imkanları da sunuyorlar. Orada da ben tatil yapıyorum açıkçası. Ama evin bahçesinde nostaljik amaçlı da çalışıyormuş gibi görünüyorum. O da bir gerçek. Onu da ben gördüm. Evet. Peki sevgili Yüksel, dilersen bizim 1950-60'lı yıllardan konuyu başlayan bazı resimlerimiz de var. Evet. Hem o ambiyansa girelim yavaş yavaş. Tamam. Gerçekten tarih dediğim zaman, Ordu dediğim zaman ben her haliyle gerçekten memleketimizi seviyoruz. Memleket aşığıyız ki bugün programın adı da Ordu Burada. Evet sevgili hocam, yani 100. yılındayız, il olduk. Birçok sosyal medyadan kutlayanlar oldu. Şimdi burada STK temsilcilerimiz ve sevgili Yener Kaya Belediye Başkanımız da bizi izliyorlar. Evet. Sosyal medyadan da yayındayız demiştim. Yener Bey'e selamlarımızı iletelim. STK başkanlarımıza da. Birkaç hafta önce Çambaşı Kayak Merkezi'nde görüşmüştük o kar yağdığı hadisede.
Buradan başta Yener Bey olmak üzere diğer ordulu hemşehrilerimize, ilimizin mülki amirlerine, idarecilerine selamlar gönderiyoruz. Selamlarımız olsun. İl olduk ama peki il olduk, bunun öncesi de vardı. Yani dilerseniz yani biraz öncesinden giriş yaparak il olma yoluna doğru da devam edelim. Tabii. İl olmadan önce nasıldık? Yani sonuçta süreç devam ediyordu. Tabii. Osmanlı döneminde bildiğim kadarıyla Trabzon'a bağlı bir merkez ilçeydik. Yani evet. Merkez ilçelerinden biriydik. İyi de bir nüfusa da sahiptik. Hatip'e bırakalım. Sevgili hocam size bırakalım. Şimdi şunu söylemek lazım. Ordu 1921 yılında resmi gazetede yayınlanan kanunla vilayet oldu. Ancak vilayet olmadan önce Trabzon sancağına bağlı bir kaza idi. Tabii Osmanlı'da mülki idari taksimat bugünkünden farklı. O dönemde sancaklar vardı ve sancaklara bağlı kazalardan oluşan bir sistem mevcut idi. Tabii bu Cumhuriyet döneminde özellikle 1924 Anayasası ile beraber değişti. Yeni bir idari sistem kuruldu ki bu son derece normal bir şey. Bugün bile idari sistemimiz zaman zaman değişiyor. Trabzon sancağına bağlı ordu livası. Tabii ordu hem bir şehrin adı hem de bir kazanın adı ve o kazaya bağlı olan diğer nahiyeler var. Mesela işte Gölköy nahiyesi var. O dönemler nahiye diyoruz. Daha sonra bunlara Bucak adını verdik. Kendisine bağlı 5 nahiye ile beraber bir kaza idi ve Trabzon'a bağlıydı. 4 Aralık 1920 yanlış hatırlamıyorsam 69 no'lu kanun ile tekrar ediyorum 4 Aralık 1920 69 no'lu kanun ile ordu Trabzon'dan ayrılarak müstakil bir vilayet haline getirildi. Ya bu kanunun çıkış tarihidir. Şimdi farklı yerlerde farklı tarih okuyabilir. Tabii oturumlar yapıldı. O tarihlerde tabii kafa karıştırıyor olabilir. Tabii. Bu bizim dediğimiz 4 Aralık 1920 69 no'lu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanundur. Bir kanun mecliste kabul edilir. Ancak yürürlüğe girmesi ne zaman olur? Resmi gazetede yayınlanırsa, yayınlandığı gün itibarıyla kanun yürürlüğe girer. Bunun da tarihi kanunun kabul tarihinden yaklaşık 4 ay sonradır. Yani 4 Nisan 1921 yılında resmi gazetede yayınlanarak kanun yürürlüğe girer. Şimdi bu iki şeyi ayırt edelim. Bir kanunun kabul edildiği tarih var. Tarih var. Bir 1920, resmi gazeteyle birlikte. Resmi gazetede yayınlanıp ilan edilmesi, yürürlüğe girmesi. Çünkü kanun yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Aynen. Dolayısıyla biz bu yürürlüğe giriş tarihini esas alabiliriz. 4 Nisan 1921 diyebiliriz. Hatta gazetemizi az önce ekrana verdi arkadaşlar. Verdiler mi? Bir kez daha o dönemin gazetesinden ilk sayfayı tekrar bir ekrana da verelim. Tabii orada birkaç sayfa vardı ki biz ilk sayfasında kullanalım. İlk sayfasını verelim orada. O da şudur. Evet ekranda şu anda görülüyor. Bu Ceride-i Resmiye dedikleri bugünkü karşılığı, bugünkü devamı resmi gazetedir. 9 no'lu resmi gazetede 4 Nisan 1921'de yayınlanmıştır. 3 maddeden oluşur bu kanun. O 3 maddeyi hatta şurada çok kısa bizi dinleyenlere okumak isterim. Kanunun 1. maddesi aynen şunu söyler ki önemli olan madde budur. Merkezi ordu olmak üzere Canik sancağına mevrut Fatsa ve Ünye kazalarının rapt ve ilhakı suretiyle ordu müstakil livası teşkil edilmiştir. Ya bu önemli bir madde. Zaten 3 madde kanun. 2. maddesi şunu söyler. İşbu kanun ahkamının icrasıyla heyeti vekile memurdur. 3. maddesi işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. Yani kanun neşrinden itibaren geçerlidir. Demek istiyor ki bizim de biraz önce 4 Nisan 1921'de yürürlüğe girmiştir dememizin sebebi budur. Yani orduyu Trabzon sancağından ayırarak bağımsız, müstakil bir liva yapan, vilayet yapan 3 maddelik kanun budur. Yani kuruluşumuzda bizim ne var? Merkez kazamız var, Fatsa var ve Ünye var. Dolayısıyla ilk kurulduğumuzda 3 ilçeye sahibiz. Merkez ilçemiz,
Tabii. Ki bu merkez ilçe de çok enteresan. Bugünkü Gölköy'ü, Aybastı'yı, ne bileyim Ulubey'i kapsayacak çok geniş bir kaza. Yani o zamanlar tabii Mesudiye bize bağlı değil. Çebinkarahisar'a bağlı. Çebinkarahisar. 33-34 yıllarda sonra, oraya doğru, evet, da geleceğiz. Biraz sonra ona geleceğiz. Yani bugünkü merkez ilçe Mesudiye sınırlarına kadar dayanan çok geniş bir ilçe. Sonra Fatsa kazamız var. Bir de Ünye kazamız var. 1921 yılında bu kanunla kurulan ordu aslında 3 kazadan müteşekkil bir vilayet. Ancak yüz ölçümü açısından hemen hemen bugünkü Mesudiye hariç bugünkü alanlardan oluşuyor. Yüzeysel olarak, sınırlar alan olarak bir değişme yok. Ama bu bütün vilayetlerde, bütün kazalarda böyledir. Zaman içerisinde idari taksimat, ki biz buna mülki idari taksimat diyoruz. Bu zaman içerisinde değişir, yeni ilçeler kurulur ama alan aynı kalır. Ordu da bu şekilde kuruluyor. 1921 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, resmi gazetede yayınlanmasıyla vilayet oluyor. Burada şunu söylemek isterim. Biz coğrafyada bu illerin durumuna bakarken genel bir metot demeyelim ama ya da metodoloji demeyelim ama Cumhuriyet öncesi kurulan vilayetler, Cumhuriyet sonrası kurulan vilayetler diye genel bir tasnif yaparız. Bu tasnifte Ordu, Cumhuriyet öncesi kurulmuş, köklü, eskiye dayalı bir mazisi olan bir vilayettir. Bu da tabii önemli bir tecrübe. Vilayetin kuruluş aşamasında çok tartışmalar olmuş. Ben o tarih kısmına çok fazla girmeyeceğim. Cumhuriyet dönemine geleceğim ama mesela Giresun mu vilayet olsun, Ordu mu vilayet olsun, Ordu Giresun'a bağlansın mı, bağlanmasın mı? Tabii herkes kendi çıkarları doğrultusunda da hareketler yapılıyor. Tabii herkes kendi doğrultusunda mecliste tartışmalar oluyor. Ama nihayetinde Ordu'nun Giresun'a bağlanması mümkün değil ki çok da coğrafi gerekçeleri, akli gerekçeleri olan bir davranış olmazdı bu. Bugün bakın Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan dere yolu dediğimiz, işte 150 yıllık hayalimiz olan yol nereden geçiyor? Ordu'dan geçiyor. Yani Ordu'nun coğrafi potansiyeli Giresun'la mukayese götürmez. Mesela Giresun'un Ard ülkesi, Hinterland'ı yoktur. Çünkü dağlarla aşılması zordur ve Orta Anadolu'ya zor bağlanır Giresun. Ama Ordu güzergahından gidildiğinde. Ordu ta Halil Rıfat Paşa zamanında, Sivas valisi Halil Rıfat Paşa zamanından beri İç Anadolu'ya, Sivas üzerinden İç Anadolu'ya bağlı bir şehirdir ve önemli bir liman kasabasıdır Ordu. Bu Halil Rıfat Paşa'yı da burada bir sözüyle analım. Bizi izleyenler de bunu rahatlıkla görebilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün girişinde, işte bölge müdürlüklerinde, il müdürlüklerinde bir söz vardır. Gidemediğin yer senin değildir diye. Bu Halil Rıfat Paşa'nın sözüdür. Sivas valisi Halil Rıfat Paşa, Sivas'ta valiyken Sivas'ı, yani Orta Anadolu'yu Karadeniz'e bağlamak ister. Ve o sebeple de işte Harçbeli'nden geçer ki, Harçbeli geçidinden geçen yolu açtırır. Bugün bizim işte Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey, Ordu'ya katılan yoldur. O yol 1545 metreler olması lazım Harçbeli geçidini aşarak Ordu'ya gelir. Bu aslında tarihsel olarak Ordu'nun hinterlandını bize gösterir. O hinterland bugün dere yoluyla Akdeniz'e bağlandı ve bugün Ordu'dan çıkıp 6-6,5 saatte nereye varacağız? Adana'ya varacağız ki bu çok önemli bir şey. Aslında Ordu'nun bu 1921'de vilayet yapılmasının ne kadar haklı olduğunu, ne kadar doğru bir karar verildiğini de göstermesi bakımından tabii önemli. O yol yine Mesudiye güzergahından geçiyor ki şimdi kıymetli ilçelerimizden, yaylasıyla, doğasıyla harika bir ilçemiz. Üç ilçemiz var dedik. 1933'lerde, tabi bu süreç devam ediyor ama eklemek istediğiniz şeyler varsa kesmek şimdi, istemem. Yok, sonra da Mesudiye ve diğer ilçeleri de konuşmak istiyorum. O zaman şuna gelelim, tarihsel sırayla gidelim. 1921'de fiilen Ordu Livası, Ordu Vilayeti kurulunca 3 tane ilçemiz var. Hatta arkadaşlarımızdan rica edelim, 1927 tarihli bir haritamız vardır bizim. 1927 tarihli, evet, burada çok net görebiliyoruz. Bu bizim Ordu ile ilgili hazırlamış olduğumuz bir kitaptan aldığımız bir harita bu.
1927 yılında Ordu'da bu üç ilçe var. İşte merkez ilçenin ne kadar büyük olduğunu, güneyde Tokat sınırına kadar uzandığını, Fatsa'nın hakeza alanının çok büyük olduğunu, Ünye'nin çok geniş bir yüz ölçüme sahip olduğunu görüyoruz. Ama burada en önemlisi merkez ilçenin büyüklüğü. Bakın Perşembe, işte Gölköy, Gürgentepe, Ulubey, Aybastı gibi pek çok ilçe daha sonra bu merkez ilçenin bölünmesiyle ortaya çıktı. Ancak 1933 yılı önemli bizim için. Neden önemli? 1933 yılı Ordu il sınırlarının değiştiği ve lehimize değiştiği, yani il sınırlarının genişlediği bir dönem Ordu. Bunun da sebebi şu, 1933 yılında Türkiye'de bazı vilayetler lağvediliyor. Yani lağvedilmek derken bazı vilayetlerin vilayetlik vasfı kaldırılıyor. Bu Cumhuriyet tarihinde çok yaygındır. Nedeni çok çeşitli sebepleri var. Mesela 1921 yılı 20 yılında Türkiye'de 71 tane vilayet var. Bakın biz genelde bizim işte yaşı 40-50 olanlar ve daha yaşlı olanlar bilir. Bizim son plakamız nedir? Zonguldak'tır. 67'dir. Biz 67 vilayeti biliriz. Sizin kuşak diyelim. Bizim kuşak tabii. Yaşlı kuşak. Bizim kuşak. Estağfurullah hocam. Ama daha evveliyatına giderseniz mesela 1920'de 71 vilayetimiz var. Sonra, yani il oluşumuzun dönemlerinde. Tabii tabii. Türkiye'de bugünkü milli sınırlar içerisinde 71 vilayet var. 1933'e geldiğimizde 57 vilayete düşürmüşler bunu. 1933'e gelindiğinde. Az önce bahsettiğiniz vasfının da oluşmamasıyla tabii, birlikte. Mesela bu vilayetlik vasfını kaybedenlerden bir tanesi de Şebin Karahisar. Şebin Karahisar 33'e kadar vilayet. Şebin Karahisar vilayetini o günkü yönetim, o günkü idare öyle takdir buyurmuş. Vilayetliğini kaldırmış. Şebin Karahisar vilayeti lağvedilince ilçeleri bir kısmı ki Şebin Karahisar'ın kendisi de tabii sınırlar değişiyor, idari sınırlar değişiyor. Bu il sınırlarına biz idari sınır, mülki sınır deriz. Şebin Karahisar lağvedilince onun bir kazası ki eski bir kazadır. Mesudiye Ordu'ya bağlanıyor. Mesela Şebin Karahisar şeye bağlanıyor. Giresun'a bağlanırken yakınlığı, işte sınırdaş olması, komşu olması sebebiyle Mesudiye 1933 yılında Ordu'ya bağlanıyor. Ve Ordu ilk defa hem sahası genişliyor, idari sınırları değişiyor, nüfusu artıyor. İşte kaza sayısı 1935 yılında 3 iken biraz önce haritada gördük, 4'e çıkıyor. Şeyin bağlanması, siz söyleyin, Mesudiye'nin bağlanması bu şekilde. Hatta onunla ilgili kanunu da söyleyebiliriz. Onu alalım. Ardından yine tabii ilçelerimizin oluşuna devam edeceğiz. Kanunu bir alalım hocam. Kanunu şöyle söyleyebiliriz. Mesudiye'nin Ordu'ya bağlanması ile ilgili kanun 2197 sayılı kanun 20 Mayıs 1933'te bu kanun yürürlüğe girmiş ve Şebin Karahisar'ın Mesudiye kazası Ordu vilayetine bağlanmış. Kanun maddesini de söyledik. 1933'te Mayıs'ın 20'sinde yürürlüğe giren bir kanunda bu gerçekleşmiş. Böylelikle Ordu Livası, yani 1921'de kurulan Ordu Livası, Ordu vilayetinin sınırları tarihinde ilk kez geniş bir şekilde. 1933 yılı hem önemli, tabii, hem bir ilçe daha, aynı zamanda sınırlarımız da genişlemiş. Tabii. Oluyor. Yeni bir ilçe kazandık. Sınırlarımız genişledi. Durum sevgili hocam, ardından Görköy. Görköy de aslında çok önemli tabii ilçelerden biri. Oldukça sınırları geniş. Tabii ben de Kapadaşlıyım. Benim de bildiğim kadarıyla sınırlarımızın Görköy. Yani o dönemde ilçemizin tabii Görköy olduğunu tabii biliyorum. Sonra tabii Aybastı'ya bağlandık. Aybastı'dan sonra dağıldık derken onlar da sizin tabii araştırmalarınız sonucunda birazdan açığa çıkacak. Tabii ikinci bölümdeyiz. Ekranını yeni açanlar için bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bilindiği gibi ordumuz 100 yaşında. 4 Nisan 1900, yanlış olmasın değil mi hocam? 1921. Dolayısıyla biz 100. yılımızı, il oluşumuzun 100. yılını konuşuyoruz. Tabii ki ordumuzun da yetiştirdiği değerli bir isimle Profesör Doktor Sayın Cemalettin Şahin hocam bizlerle beraber. Tabii birinci bölümde il oluşumuzu, tabii il olmadan önceki hali ve şimdi ise tabii zaman zaman kanunlarla birlikte hem sınırlarımız yeniden revize ediliyor, ilçelere daha hiyerarşik durumda da
yönetim daha rahat olsun diye ilçelere doğru da evriliyoruz. Biz 3 ilçeyle il olduk. Merkez, Ünye, Fatsa idi. Sonrasında biz Mesudiye ile birlikte sınırlarımız genişledi. Özetle geçmiş olalım. Dolayısıyla tarihlerimiz 1936'ya geldi ve 4 ilçemizin ardından 5. ilçemizi yani Gölköy'ü konuşalım. Buyursunlar hocam. Şimdi Gölköy'ü konuşmadan önce tablo 2'yi arkadaşlar ekrana getirirlerse bizi izleyen hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm izleyicilerimiz aslında tabloda bütün verileri görebilirler. Bu tabloyu nereden aldık onu ben söylemek isterim. Tabii hocam. Bu tablo aslında benim Ordu ilinin mülki idari gelişimine dair bir kitapta yazmış olduğum bir bölümde var. O kitap hatta Memleket Pusulası Ordu adıyla çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çıktı. 2018 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. 2018 yılında Memleket Pusulası Ordu isimli bir kitapta. Hocam bu kitaplar sizin eseriniz, diğer hocalarımızın da imzası var bunda ama araya girdim. Bunu bulabilirler mi? Yani biraz daha tarihe merak salanlar, nereden gelmişiz diyenler bu kitap şu anda... Yayında mı hocam? Şimdi kitabı tanıtmamın ya da kapağını göstermemin yok hocam estağfurullah. Tabii verirsiniz. Yani çünkü az önce de bahsettik ya hocam plakayı görsek ayrı bir hoşumuza gidiyor. İşte mor beyazı görsek. Bu kitapları da eminim ki takip etmek isteyen ya da bulabileceklerse sizin söylemlerinizi de dikkate alacaklar var. Şimdi o zaman müsaadenizle tabii ki bu hocam, konuyu konuşacak değildik ama şey geldi. Ben kitabı şöyle göstereyim. Bu kitap Memleket Pusulası Ordu adıyla 2018 yılında basıldı. Bununla ilgili herhangi bir biz program falan da yapmadık. Belki eksiğimiz oldu. Hı hı. Ordu Büyükşehir Belediyesi bunu basımına katkıda bulundu. Tamamıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir'de Kültür Müdürlüğü'nde evet, bunlar Kültür Müdürlüğü'nde var. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde olması lazım. Bu ordunun coğrafyasıyla ilgili bir kitap. Yani kitabın tanıtımına çok fazla girmek istemem ama ben kitabın editörlüğünü yaptım. Editörlü olarak görev yaptım. Aynı zamanda da iki bölüm yazdım burada. Biri Ordu ilinin nüfus özellikleri, biri de Ordu ilinin Cumhuriyet dönemi idari taksimatını yazdım. Merak edenlere söyleyelim. Oradan okuyabilirler. Üstelik bu kitabı temin eden arkadaşlarımız ordunun fiziki coğrafyası ve beşeri coğrafyası ile ilgili pek çok bilgiyi bulacaklar. Yani nüfus, ulaşım, tarım, sanayi, ekonomi, coğrafyası, bitki örtüsü, iklimi ona dair bir kitaptır bu. İçeriğini ben okudum. O yüzden çok güzel de kıymetli de bir kitap. Dolayısıyla hani tablodan ziyade kitabı da merak edenler nereden bulabilir diye araya o yüzden girdim hocam. Vallahi biz bir proje olarak bunu yapmayı düşünmüştük. Yayın evi Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne de o zaman için bir müracaatta bulundu ve belediye bunu sağ olsun bastılar. Buradan Enver Bey'e teşekkür ederim. Gecikmiş bir teşekkür ama o zamanlar yardımcı oldular ve böyle bir kitap çıktı. Neticede burada kitabın tanıtımına girdik şimdi ama 10 civarında akademisyenin coğrafya ile ilgili çok değişik maddeleri var. Evet 13 bölüm var kitapta. Bu 13 bölüm yaklaşık 10 hoca demektir. 10 tane coğrafyacı akademisyenin kendi gözlemleriyle yapmış olduğu bir çalışma. İlimizin coğrafyasını anlatan güzel bir kitap. Evet, tablo 2'de kaldık hocam. Tablo 2'de kaldık. Zaman zaman tablo, böyle değerli şeylere, yani, konulara da girmem benim için de kıymetli. 2018'de çıkmış olan bir kitabın 2021'de tanıtımını yapmak da bize nasip oldu diyelim. Şimdi latife bir yana bu kitapta bu tablolar var. Merak eden izleyicilerimiz de oradan bakabilirler. 1933 yılında Mesudiye'nin orduya bağlanmasından sonra tabii ne oldu? 1945 yılına gelindiğinde, 36 yılına gelindiğinde, ekranda da var 9 Haziran 1936 yılında 5. ilçe olarak Gölköy ilçesi kuruldu. Hatta onun şeyini söyleyebilirim. O tarihte Gölköy ile beraber aslında Türkiye'de 9 tane yeni ilçe kuruluyor. Bunlardan bir tanesi Ordu. Mesela işte Ankara'da, Antalya'da, Balıkesir'de, Burdur'da, İstanbul'da Eyüp ilçesi mesela. Enteresan aynı, mesela. Tabii İstanbul'da şu anda Sayın Deniz Köken'de belediye başkanı. Ordulu bir hemşerimiz orada belediye başkanı. Eyüp Sultan Belediyesi oldu şu anda ilçenin adı. Eyüp idi. Sultan. Şu an Eyüp Sultan oldu.
Eyüp ilçesi ile Gölköy ilçesi aynı kanunla kuruluyor. Bu da enteresan, hiç bu yönüyle düşünmemiştim. Şimdi birden listeyi okurken dikkatimi çekti. Yani Gölköy'ler aslında şunu söyleyebilirler, yani biz Eyüp'le, yani düşünün İstanbul'un tarihi, önemli mekanlarından birisi ki aslında Eyüp Osmanlı tarihinde iki fonksiyonu üstlenen bir yer. Bir, Eyüp dini bir merkez. İki, askeri bir merkez. Yani Osmanlı sultanları gidip orada hilat kuşanıyorlar. Sefere çıkmadan önce oraya gidiyorlar. Dolayısıyla padişahın padişahlığını bir noktada tescil ettirdiği, görsel bir törenin düzenlendiği bir yer Eyüp. Yani Gölköy, Eyüp'le aynı tarihte, aynı kanunla ilçe olan bir yer. Bunu da Gölköylüler artık değerlendirsinler. 3012 sayılı kanunla 9 Haziran 1936'da 5. Kaza olarak Gölköy kurulur. Hatta Gölköy'ün kuruluş kanunu şurada var resmi gazetede. Gölköy işte 35 köy bağlanır Gölköy'e. Aynı zamanda Aybastı nahiyesi de, o gün nahiye derdik. Daha sonraları bunlara bucak adı verdik ama artık günümüz mülki idari taksimatında bucaklar kalmadı Türkiye'de. Eskiler bilir nahiyeye gitmeyi, nahiyenin ne olduğunu bilirler. Ama yeni nesil nahiyeyi de bucağı da bilmez. Kazay ilçenin eski adı gene eski bilinir de bucaklar Türkiye'de mülki idari sistemden kalktı artık. Ha. Yok. O dönemde var olan Aybastı nahiyesine bağlı 31 köy ve Gölköy kazasına bağlı 35 köy bir araya getirilerek Gölköy 1936'da şey olarak, ilçe olarak Türkiye'nin, işte ordunun mülki idari sistemine dahil olur. Özet gidiyoruz ama programı da tam orduyu başladığı gibi bitirmek, ilçeleriyle bitirmek istiyorum. 1945'te ise artık 1945'te ise yeni bir ilçe. İlçemiz daha 6. ve bir, Perşembe. Perşembe. Sırayı gösterebilirlerse arkadaşlar. 1945'te, hatta 25 Haziran 1945'te 4769 sayılı kanunla Perşembe kaza olur. Perşembe kazası ile ilgili kanunda da merkezinin işte Vona olduğu kayıtlıdır. Gene bu tarihte Türkiye'de gene 9 şey kurulur. Kaza kurulur. Yine yeni ilçeler, tabii, yeni kazalar. Yeni kazalar kurulur. Bunlar içerisinde biraz önceki Eyüp gibi meşhur olanlar yok. Yani Perşembelilerin kısmeti diyelim. Mesela nerede var? Kastamonu, Abana ilçesi kurulmuş. Çanakkale, Çan ilçesi kurulmuş. Çoruh'ta Ardanuç ilçesi kurulmuş ki bakın o tarihte 1945'te Çoruh diye bir vilayetimiz var. Bugün olmayan bir vilayetimiz. Evet. Yozgat'ta Yerköy, Hatay'da Altınözü, Rize'de Güneyce, Giresun'da Keşap, Edirne'de Lalepaşa ilçeleriyle beraber 1945 yılında Perşembe'de altı yer çekti ve 1954'te de adına türküler yakılan kıymetli bir yani tabii. Akşam oldu da yanıyor, yani ordunun ışıkları derken Vona'nın da bir türküsü var ama biraz da Akkuş'un Gürgenlerine doğru gidecek olursak tabii. 1954'te. Ama bir şeyi söylemek istiyorum. Tabii ki buyursunlar. Tabii bu şeyle alakalı değil. Mülki idari sistemle alakalı değil ama bir ordulu olarak bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Perşembe'nin merkezi aslında Koz Ağzı'dır. Perşembe'nin merkezinden eski adı Koz Ağzı'dır. Koz ceviz demektir. Ve Türkçe bir kelimedir koz. Biz kozu unutmuşuz, onun yerine ceviz demişiz. Bugün Ordu'da tahıl pazarının yanında satılan ceviz helvasının esas üretim yeri Perşembe Koz Ağzı'dır. Çünkü Koz helvasıdır onun aslı. Sonra ceviz helvası demişiz. Bilemiyorum coğrafi işaret aldı mı Perşembe'nin şeyi. Birçok ilçemiz bununla ilgili mücadele ediyor. Ediyor mu? Kabadaş şey mi? Biz aldık diyor. İnanın benim hiçbir bilgim yoktu. Ben şu anda anlık gelişti bir olay. Kim alırsa alsın ama bizim o ceviz helvası. Birçok ilçemizde de bunun üretimi ceviz de var. Ceviz helvası bunu şey yapsın. Tescilini alınsın. En azından tescillensin. Yarın ne olacağı belli olmaz. Öyle güzel bir ürünümüz var elimizde. Evet. Yani Perşembe'nin Koz Ağzı diye bir merkez olduğunu da söyleyelim. Evet, sonrasında az önce dediğim gibi adına türküler yakılan Akkuş'u da konuşalım. 1954. Evet. Ve bu sayede sizin de söyleyeceğiniz gibi
gazetemizde de yayınlanan kanunlarla birlikte ilçe sayımız 7'ye çıkıyor sevgili hocam. Şimdi 1950'li yıllar Türkiye'de aslında Türk siyasi hayatında farklı bir dönem 1950-60 arası ve bu 1950-60 arasında Türkiye'de pek çok vilayet kurulur. Pek çok kaza kurulur. Mesela şimdi hatırıma geldi. İşte Adıyaman'da Malatya'dan 1950'li yıllarda 54'te yanlış hatırlamıyorsam ayrıldı. 1950-60 arası Türkiye Mülki İdari Taksimatı'nda yani il ve ilçe teşkilatlarında çok sayıda yeni il ve ilçelerin kurulduğu bir yıldır. Bu tarihte işte Akkuş 10 Mart 1954 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yeni bir kaza olarak Ordu Mülki Taksimatı'nda yer aldı. Kuruluş kanununa baktığımızda Akkuş'un 32 köyü var. 32 köy Akkuş'a bağlanarak yeni bir vilayet olarak, yeni bir ilçe olarak kuruldu. Merkezi de o günkü kuruluş kanununda Çaldere olarak belirtilir. Önemli ilçelerimizden bir tanesi Akkuş. Evet, kıymetli ilçelerimizden birkaç tanesi birden ilçe ilan ediliyor. Dolayısıyla Akkuş'la birlikte 7'ye çıkan ilçe sayımız 1957 yılında Aybastı, Kumru, Korgan, Ulubey kazaları deniliyor tabii o dönemlerde. Bu yeni adımızla birlikte de biz 11'e ulaşan ilçemizi konuşalım. Evet. Şimdi aslında biraz önce söyledik, tablo 2'yi ekrana verebilirsek orada çok daha net bizi dinleyenler de anlayacaktır. 1950'li yıllar Türkiye'de nüfusları çok fazla olmasa da kaza ve kaza merkezi haline getirildi. Türkiye'de bunun örnekleri çok fazla. İşte 19 Haziran 1957 tarihinde kabul edilen kanunla, ki kanun numarası da ekranda var galiba, 7033 nolu kanunla Ulubey, Aybastı, Kumru, Korgan kaza haline getirilir ve Türkiye dolayısıyla Ordu'da 11 tane ilçe olur ki uzun süre aslında Ordu bu şeyle gitti. Bayağı bir 11 ilçeyle 1987 olması lazım. 87 yılına yani kadar yaklaşık, hep bu süreçte devam etti. Yaklaşık 30 yıl ki o dönem işte benim bildiğim Ordu'nun 11 ilçesi o 1957'deki değişiklikle uzun süre 11 ilçe olarak kaldı. Ordu. 87 yılına kadar tabii 87 yılıyla birlikte tabii. Günümüzdeki en son şekliyle 19 ilçe. Dolayısıyla 1987'ye doğru da son ilçe olmasıyla birlikte süreci de sizden dinleyelim. Şimdi vaktimiz çok mu daraldı hemen? Biraz oraya gidiyorum. Tamam. Ama ben 8-9 dakikalık bir... Tamam, müsaadenizle bir şeyi söylemek istiyorum. Tabii Ulubey'den biraz önce bahsettik. Ulubey ile ilgili bir kanun maddesini... Tabii sizin ilçenizi es geçmeyeyim hocam. Bizim ilçemiz ama ilin tamamı bizim. Hepsi, daha doğrusu Türkiye'nin tamamı bizim. Öyle düşünelim. Ulubey. 27 Haziran 1950 tarihli resmi gazetede Ulubey ile ilgili kanunda şöyle bir şey var. Kaza kurulurken merkezini tanımlarken diyor ki Gündüzlü, Çatallı ve Karakoca köyleri, mahalleleri buraya bağlanacaktır diye not düşmüş. Yani merkezini Gündüzlü olarak tanımlıyor ki eski haritalarda mesela 1960'lı haritalara falan baktığınızda Ulubey'in yerine Gündüzlü yazar. Çünkü merkezi orasıdır. İlçenin, kazanın merkezi orasıdır. Ve kanunda da merkez için Gündüzlü parantez içerisinde Çatallı ve Karakoca köyleri mahalle halinde buraya bağlanacaktır diyor. Yani Çatallı ve Karakoca'da o tarihte mahalle yapılıyor, Gündüzlü'ye bağlanıyor. Dolayısıyla Ulubey ilçesi ilk kurulduğunda 3 mahalleden oluşan bir ilçe merkezi. İlçenin merkezi 3 mahalleden oluşuyor. Bu adını saydığımız şeyler, köyler dahil olmak üzere. Tabii o mahalle köyler bugün bütünüyle oldular.
mahalle oldular. Mahalle büyük tekrar büyükşehirle birlikte. Evet. 1987 ve ilçe sayısı tabii 13, ardından ise 19. Yani günümüz son halini alıyor. Dilerseniz son halindeki ilçelerimizi de dinleyelim hocam. Şimdi bu 1980'li yıllar gene 1960'lara, 50-60'lara benzeyen bir süreç aslında. 1983'te yeni bir siyasi atmosfer var Türkiye'de. Ve o yeni siyasi atmosferle beraber iktidarda bulunan partiler Türkiye'nin mülki idari yapısında değişikliğe gittiler. Değişikliğe gitmek ne oldu? Yeni ilçeler kuruldu. Yeni vilayetler kuruldu bu arada. 1987'de bizim iki tane ilçemiz oldu. Bunlardan birisi Gülyalı, birisi Gürgentepe. Hatta Gülyalı ile ilgili... Eski adı Abulhayır diye. Gülyalı ile ilgili şöyle bir ifade var. Belediye olması ile ilgili. Hatta Gülyalı, yanlış hatırlamıyorsam 1972'de belediye olur. Bak, Gülyalı'da belediye vardır. Daha sonra ilçe olmuştur Gülyalı. O belediye ile ilgili kanunda şöyle bir şey söyler. Bu 17 Mart 1972 tarihli resmi gazetedeki ifadesiyle aynen şöyledir. Ordu ili merkez ilçesinin merkez bucağına bağlı Eski Sayaca ve Ali Bey köylerinin birleşerek Eski Sayaca köyü merkez olmak üzere Gülyalı adıyla belediye kurulması. İfade aynen böyle. Tekrar okumak istiyorum. Ordu ili merkez ilçesinin merkez bucağına bağlı Eski Sayaca ve Ali Bey köylerinin birleşerek Eski Sayaca köyü merkez olmak üzere Gülyalı adıyla belediye kurulması kanunla kabul edilmiş. 1972'de belediye oluyor. Daha sonra da Gülyalı adıyla belediye oluyor. Daha sonra da 1987 yılında kaza statüsü kazanıyor. Şimdi belediye olmakla kaza olmak farklı şeyler. Belediye bir mahalli idare ama kaza mülki bir idare. Onu da belirtelim. Yani belediye daha önce kurulmuş Gülyalı'da. 87'de de ilçe oluyor ilçe Gülyalı. Oluyor. Dolayısıyla şeyde, 19 ilçe evet, hali. Oraya geliyoruz. Son 1990 yılı tabii ordunun mülki idari taksimatında ciddi değişikliklerin olduğu, yani ilçe sayısının arttığı bir dönem. İşte küçük küçük ilçeler kurulmuş. Hatta kaç numaralı şey? 4 numaralı, yani 1990 tarihli haritayı getirebilirse arkadaşlarımız daha rahat ifade ederiz. 1990 tarihli harita, 4 numaralı harita. Onu getirirse çok daha güzel olur. Oradan açıklarız. Evet arkadaşlarımız. Yok, bu 1 numaralı harita. Evet, 1990. 1990 yılına gelindiğinde 9 Mayıs 1990'da kabul edilen 3644 sayılı kanun var. Tabii kanun kabul tarihi bu ama kanun resmi gazetede 20 Mayıs 1990'da yayınlanır. O tarihten itibaren yürürlüğe girer. 20 Mayıs 1990'da yürürlüğe giren kanunla birlikte bizim bu şu anda ekranda gördüğümüz harita ortaya çıkar ki şu anda bu haritada geçerlidir. Tek bir son farkla, hali değil mi hocam? Tek bir farkla merkez ilçe yerine Altınordu ilçesi. Yani en son yapılan büyükşehir yasasıyla beraber değişiklikle bu merkez ilçe yerinde sarı renkte görülen yerde Altınordu Belediyesi vardır. Onun dışındaki bütün yapı 1990'da, yani 20 Mayıs 1990'da resmi gazetede yayınlandıktan sonraki hali budur. Ordunun idari yapısının nasıl değiştiğini ilk gösterdiğimiz harita ile bunu yan yana koyduğumuzda zaman aslında, zaman tabii ilçelere. Tabii. Yani ilçeler yönetim açısından devletin işte o anki hükümetin öngörüsüne bağlı. Nüfusun da artmasıyla oradaki vatandaşlara daha rahat ve hızlı hizmet. Şimdi Murat Bey, şöyle bir şey var. Bu hep 1920'de Osmanlı döneminde bile vilayetler, kazalar kurulurken şöyle bir ifade geçer. Türkiye sahip olduğu coğrafi vaziyete göre, Türkiye sahip olduğu coğrafi vaziyete göre illere, iller
hatta o günkü adıyla vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar bucaklara, nahiyelere, nahiyeler de köylere ayrılır der. Ve hakikaten bu mülki idari yapı tespit edilirken coğrafyası başta olmak üzere diğer sosyo-kültürel özellikleri nazarı itibari alınır eski tabirle, dikkat edilir. Ama her zaman da buna birebir uyulması mümkün değildir. Çünkü ülkeyi yönetenler ne yaparlar? Mevcut şartlara göre, değişen duruma göre yeni iller kurarlar. Örneğin SSCB'nin dağılmasından sonra biz ne yaptık? Ardahan'da bir il kurduk. Iğdır'da bir il kurduk. Türkiye'nin bu sınır ticaretini geliştirmek istemesi, o yeni kurulan ülkelerle irtibat kurmak istemesi gibi pek çok sebeple Türkiye'de mülki idari yapı değişti. Bunlar değişebilir. İlçeler de böyledir. Daha iyi hizmet götürebilmek, yerinden yönetimi gerçekleştirebilmek için bu ilçeler kurulmuştur. Ancak bizi dinleyenler şunu demesinler, ya siyasi torpil burada var. Tabii ki siyaset yönetiyor ülkeyi. Yerel yöneticilerin tabii ki, istemesiyle birlikte. Yerel yöneticinin istemesi değil, halkın isteği var. Bugün mesela Türkiye'de birçok vilayetimiz, işte birçok ilçemiz vilayet olmak ister. Bu böyledir. Ordu'da günümüzde hala var. Dile getirmek istemiyor. Evet. Eksik kalmasın. Osmanlı döneminden başladık 1920, hı hı. 21 ve tekrar 21'i finale götürmek adına 2012'de bir kanun çıkıyor ve bazı illerinde büyükşehir olması. Dolayısıyla 2014 seçimlerinde de Ordu Büyükşehir Belediye Ordu Başkanı. Büyükşehir son söz. Son 1-2 söz dakikalık. Şu. Evet. Konuyu size aktaracak olursak bize neler, büyükşehir bize ne kazandırdı, son olarak onu da dinleyelim. Şimdi 13 ilde büyükşehir kurulmuştu Türkiye'de. Bir kanun çıktı. 13 ilde büyükşehir kuruldu. Fakat daha sonra o 13 ile bir yenisi eklenerek 14 il oldu. Kanuna bir ilave yapıldı. Ve 2012 tarihinde 6360 sayılı kanunla kurulan 13 il yerine ordu ibaresi eklenerek 14. il ordu oldu. Türkiye'nin son kurulan büyük şehirlerinden bir tanesi. Bir kere her şeyden önce bu büyük şehir olmak bizim bu programda konuştuğumuz pencereden ya da o perspektiften bakacak olursak mülki idari taksimatta ne getirdi? Mülki idari taksimatta köyler kaldırıldı. 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 Yani. Dolayısıyla bizim işte ben Ulubey ilçesi Akpınar köyündenim derken Ulubey ilçesi Akpınar mahallesinden bugün oldu. Öyle. Bugün öyle oldu. Köyler Ordu'da resmi olarak kaldırıldı, mahalle statüsüne dönüştürüldü. Ancak sosyolojik olarak, coğrafi olarak köyler hala mevcudiyetini koruyor. Ama bu Türkiye'de 31 vilayetimizin hepsinde aynı. Bu bir İdari tasarruftur, idari yapılanmadır. Bunun sahaya yansımasını en güzel aslında o köylerde yaşayan insanlar biliyorlar. Büyükşehir belediyelerinin ekonomik olarak çok güçlü. O açıdan yani şehrinize, ilinize yatırım gelmesi bakımından büyükşehir olması elbette bizim faydalı oldu. Bizim için de avantaj. Evet ama her nimetin bazı yan etkileri de olacaktır. Bu bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye'de büyük şehir olmak istemeyen bir il var mı sizce? Hangi bugün kime sorsak büyük şehir olmak ister misiniz diye sorsak istemezler mi? İsterler. Dolayısıyla Ordu 2012 yılında büyük şehir oldu. İdarete idari olarak bunun yansıması, kanuni boyutuyla yansıması. Bucaklar kaldırıldı, lağvedildi, belde belediyeleri kaldırıldı, köyler kaldırıldı. Mahalleye, yani isim değişikliği oldu aslında. Memleketimize, ordumuza hayırlı olsun diyoruz. Sevgili hocam, tabii enine boyuna da özet özet geçtik ama daha çok kıymetli konular var konuşulacak. Ben 100. yılında böyle bir program yapma fırsatı verdiğiniz için biz 6 ay öncesinden konuşmuştuk. Tam il oluşunda böyle bir kıymetli program olsun. Ama bunun sonrasında da bu kıymetli programı tekrar taçlandırmak isterim. Coğrafi alanda, yöremizin hem coğrafi işaretleri, diğer kültürel etkinlikler noktasında da bir program daha sözünü alalım sevgili hocam. 100. bölümü böylece noktalamış olalım. Ya kısmet diyelim. Ona biz, Allah sağlık kalın. Biz program versin. Yaparız, biz takvim yaparız ama gerçek nasıl olur, nasıl bizimle ilgili şeyler nasıl olur onu Allah bilir. Kısmet diyelim, inşallah olur. Hayırlısı, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bizler ordumuzun il oluşunun 100. yılını konuştuk. Tabii ki Marmara Üniversitesi öğretim üyesi
Profesör Doktor ordumuzun yetiştirdiği değerlerden Cemalettin Şahin konuğumuz oldu. Haftaya bir başka isimle karşınızda olabilmek üzere şimdilik esen kalın. Özgür Danışmanlık Ordu Burada'yı sundu.